Günaydınlar herkese. Gördüğünüz gibi saat şu an 7 arkadaşlar. Açlığımın 3. günü ve hiçbir şey yiyip içmedim. Elmam eksikti. Şu an elma suyu sıkıp içeceğim. Bugün elma suyu sebze suyuyla geçireceğim. 5'e kadar. Elmam yoktu. Onu almaya gittim. Gitmişken ekmek aldım. Birkaç alışverişim aldım. Ama buna rağmen enerjik ve dinkim. O kadar çok enerjim ki anlatamam. Öyle böyle değil ama enerjikliğim, yani bir tavan yapan bir enerjim var Allah'a şükür. Bir lavman setim eksik, inşallah onu bugün tamamlar ve yarın ben de karaciğerimi temizler ve tertemiz bir karaciğerle artık böyle yeni bir yaşama adım atmış olacağım. Çünkü karaciğer temizliği çok önemli. Ben sizi bendeki değişimlerin sürecini de paylaşacağım bu arada. Şu insanlar gelip gittiği için konuşamıyorum ben. O süreci de anlatacağım ya, benim iş falan bana, bir de yüzümdeki güzellikleri anlatacağım, yaşadığım işte olumsuz, olumlu yönlerini anlatacağım. Çok susadım dün mesela. İnşallah bugün işim işte tüm eczaneleri ben arayacağım artık, nöbetçi eczaneleri. Lavman seti bulamıyoruz maalesef. Var ama o bizim işimizi görmeyecek bir lavman seti. O yüzden de ben bugün eczanelerin tümünü, nöbetçi olanları arayacağım teker teker ve diyeceğim ki lavman setiniz var mı diye. Çünkü çok önemli. Yarın da karaciğerimi temizlemiş. İnşallah kazasız belasız bir kusma yaşamadan. Yani bir nevi ameliyat yapmış olacağım kendime. Bu da büyük bir başarı. Ben buraya kadar geleceğimi bilmediğim için eksiklerini tamamlamadım. Lavman setini almıştım ama yanlışını almışım. Son gününe kadar da bakmadım. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum yani buralara geleceğimi. Bu da size bir motivasyon olsun. Bakın, eğer bu seviyeler yapıyorsanız devam edin. Ben çok olumsuzluklarla da karşılaştım ama yılmadım yani. Her ortamda bulundum, ettim, eyledim. Hiçbir yasak yiyip içmedim. Şöyle Kalyon Stadyumu görünüyor. Yani ona rağmen dinçim, enerjim. Bu arada bizim bina da boyandı. Her gün size balkonda yayın yapıyorum. İşte benim bina, bu balkonlar boyandı. Dinç, dinamik, ondan sonra enerjim inşallah yarın da devam eder. Ve bağırsamdaki tüm iş varsa çakıl taşları, safra kesisi taşları, böbrek taşları, kurtlar, ne varsa hepsi dökülecek bugün. Bilemiyorum, herkes de vardır. İşte size bir tedavi sistemi. Ben yaptım, hiçbir şey olmadım. Her anı sesimle paylaştım size. Her anımı anlattım. Size link attım, grup linki attım. Çok detaya girmedim, bilgi vermedim yani ne yapıyorum, ne ediyorum. Ama size verdiğim zaman siz anladınız ve bu arada vesile olduğum insanlar var. Onlar da yaptılar. Hatta size bir ablamı anlatıyorum. O ablam kızın biri karıcı. Yani bugün temizledi. Kendisi de benimle birlikte temizleyecek aynı gün tarih. Yani şurada benim gölgem görünüyor, bakın. Zayıfladım arkadaşlar. Şimdi ben meyve suyu hazırlıyorum arkadaşlar. Benim meyve sıkacağım olmadığı için havuç var altta. Elma var bir tane. Havuç da... Pazar günden herkese günaydınlar. Size dünkü süreci çok anlatamadım çünkü sürecim biraz uzundu. Anlatmak da istemedim. Çünkü anlatılacak bir şeyler değil. Grubu veriyorum ben. Daha sizlere çok konuşacağım. Şu an halsizim, bitkinim. Kolay değil. 4 saat boyunca sıcak su torbasının şeyimin üzerine koyup, ciğerimin üzerine koydum. Zeytinyağlı limon suyunu içtim. Gece allak bullaktım. Mide bulantısı hafif vardı. Şükür tuvalete de çıkabildim. Her şeyi kazasız belasız şu saate kadar getirdim. Suyumu içiyorum. Lahman yapacağım. Pirinç lapamı ısıtıyorum. Burada sıcak suyum var. Birazdan lahman suyunu da hazırlayacağım. Verilen tarife göre.
Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle gelişi güzel yapmadım. Bizi yönlendirdi Ahmet Apa. Onu da reklamını yapayım. Hani bana diyorlar ya Ahmet Apa reklamı yapıyorsun. Evet yapıyorum. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Duacıyız zaten her zaman belirttim kendisine de. Yani kolay bir yolculuk değil. Şu an çok halsizim. Sabah mide bulantısıyla kalktım. Dayanılmaz durumdaydım. Tekrar ses kayıtları dinledim. Bu seviyeler yapanlar biliyor. Telegram'da her zaman Ahmet Bey ses kaydı atıyor. Sonra belli kalkıp işte suyumu içtim. Biraz yürüdüm. Mide kustum yani. O toksinler atıldı. Tuvalete de çıktım. Şu an bir sıkıntı yok. İnşallah lavmanımı bir kez de yapıp tüm atıklarda, tüm hastalıklarda kurtulacağım. Gördüğünüz gibi ellerimde böyle dombik ellerim gitti arkadaşım. Müthiş bir incelme var. Bakın şurada da kendimi göstereyim yani. Müthiş bir incelme var. Görüyorsunuz böyle. Aynı odada da göstereceğim sizi. Eşim bile şaşırdı. Eşim dedi eridin gittin ya. Vallahi ya. Bazen derdi ya kilo veremiyorsun. Bırak bu seviyeleri. Eziyet falan yapıyorsun. Yani eridik bittik diyelim. Vallahi eridim bittim yani bir hafif yanlar kaldı. Eğer ben 7 tane açlık yapsaydım herhalde bir 40'lı kilolara düşecektim. Çünkü bu son yaptığım oruç, hayvansal gıda tüketmemek, kan grubuna göre beslenmek, baharatları tüketmemek, tuzlu yememek o kadar çok kilo verdi dedi ki anlatamam. Ya yani düşüşü hızlı oldu. Ben bile şaşırdım. Ondan sonra yani ben şaşırdım. Şu an bile konuşamıyorum. Şaşırdım arkadaşlar. Yani böyle birazdan lağman yapılacak. Yani şurada bekliyorum saatimi. Güzel pirinç lapam pişiyor. Lağman yaptıktan sonra duş alacağım. Duştan sonra da herhalde 10 dakika sonra yiyeyim diyor Ahmet Apa. 10 dakika sonra bunu yiyeceğim ve ciğerim kapanmış olacağım ve bu serüven bitmiş olacak. O açlık oruçları, karaciğer temizliği. Varsa safra taşan düşecek, varsa böbrek taşları düşecek, varsa bir hastalık. Şu an hepsi bağırsaklarıma inmiş durumdadır. İnşallah hiçbir hata yapmamışımdır. Defalarca dedim gidin gruptan bakın. Benim belli hatalarım olabilir insanım falan diye. İnşallah yanlış bir şey hiç olmamıştır. Her şey yolundadır ve devam ederim. Birazdan küçük kızım oynayacak. Ona süt vereceğim. Ekmekle süt içmeyi çok seviyor. Televizyonu açarım. Çünkü bu işlem biraz sürebilir. Eşimden destek isteyeceğim. Suyumu falan ısıtacak. Sağ olsun dünden beri hep yardımcı oldu. Çocuklarla ilgilendi. Yani ben kendi kendimizi ameliyat ettim. Eşime diyorum ki derlerse ilk ameliyat ettiğin hayvan kimdir? Hayvan etmedim ama eşimdir diyebilirsin. Çünkü benim eşim mesleği gereği yapabiliyor ameliyatta. Dedim eşim diyebilirsin. Çünkü bayağı bir desteği oldu. Şöyle bekleyeceğiz yani. Saatimi bekliyorum. Destek çok önemli. Konuşacak da hiç halim yok. Dün de, bir iki saat önce daha bir halsizdim. Şimdi düzeldim. Gidip biraz daha dinleneyim ben. Bu da böyle kaynasın. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün pazartesi ayın 12 mi 13 mü? Bugün ayın 13'ü. Karaciğer temizliğimi yaptım. Dün yatarak geçirdim. Bugün de biraz halsizlik, bitkinlik, göz kararması var. Ama gayet iyiyim. Kiloma gelirken gelirse kilom dün de 58'di KT'den sonra yani karaciğer temizliğinden sonra. Bugün de 58. Birebir hepsini yere getirdim arkadaşlar. Yani bu açlık orucundaki sonra üstü gün var. Karaciğerdeki işte varsa taş, kum, herhangi bir hastalık, kurt. Bunların açılımı için belli işlemler vardı. Onları da yerine getirdik. Bir lağman setimiz vardı. Son güne kaldı. Onu da medikalcileri gün boyu aradık. Bulunmuyormuş. Eczaneler, medikalciler. Derken bulduk biz. Şu an çok iyiyim. Biraz halsiz bitkinim. Bu da normal bir ameliyat geçirmişim yani. Çok da mutluyum. Enerjik olacağımı da biliyorum. Beni takip edenler, karaciğer temizliği yapanlar, herkes biliyorum varsınız. Çünkü yazıyorlar onlar da bana Instagram'da. Benimle aynı kiloda başlayanlar, aynı kiloda kapatanlar, sizler de yazıyorsunuz.
Güzel bir yolculuktu. Yağ depolarında gezmektense biz 4 ayda fazlalıklarımıza kurtulduk. 58 arkadaşlar kilom. 58'i gördüm yani. Video çekemedim ama yani 58'im artık. Belki alabilirim, 2 kilo dönebilir ya da dönmeyebilir. Çünkü bizim kireç temizliğimiz var. Onda da tek öğün var, bir meyve önümüz var. Onda da gidecektir kesinlikle. Yürüyüş de var. Tabii ki yürüyüşü de eklersem 10 numara olacak. Zaten yürüyüş şart. Bugüne dönmek istersek 3 gün tuzsuz sebze yemeği, salata, meyve tüketiyoruz. 3 günden sonra çarşamba günü ödül günüm var. Ödül günümle birlikte bir dinlenmiş, istediğimi yemiş. Tekrar programa devam edeceğim. Vallahi güzel bir yoldu. Sizlere de böyle motivasyon olduğunu yazıyorsunuz zaten. Motive olsun yani. İşte kadın yaptı, biz neden yapalım falan diye. Ödül günleri benim hep demiştim yani, bu ödülü yiyorum ki ben yolumdan hiç şaşmayayım diye. Öyle de oldu yani, o ödülleri yedim, hak da ettim. Belki o ödülleri yapmasaydım daha iyi kilo verecektim ama gerek yok. Ben karaciğerimi temizlemek için bu yola çıktım. O yüzden de yeterli. Birkaç kilo vereceğim ben. Benim hedefim 2 kilo kaldı. 55 olunca bitireceğim demiştim size. Yani 55 olursam yeterli demiştim. Herhalde 55 olurum artık. Yani 2 kilo kalmış. Arada alabilirim, verebilirim. Sorun olmaz. Bu arada biraz halsiz olduğum için konuşmamda teklemeler oluyor. Yani enerjik bir sesim yok. Çünkü bir de rahatsızım yani. Özel bir sebepten dolayı. Onun da var etkisi. Vallahi bugün meyve sebze günü geçecek. Bugün yine dinleneceğim. Çok da iyiyim. Yani şeye göre, açlık koşullarına göre. Çünkü artık su içebiliyorum. Açlık yok. Güzel yani. Eğer kendi bir kronik rahatsızlığınız varsa ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle yapın. Hiç zor değil. Aşamalar da zor değil. Lahmanda da, karaciğer temizliği de zor değil. Karaciğerimi nasıl temizlemek istedim, temizleyebilirim diyorsan, link isteyenler var. Siz yine link isteyin, ben size vereyim. Ben çiğlik tercih ettim. Evimde var. Bir de kayısı tercih ettim. Bol bol işte meyve ve sebze tüketin diyorlar karaciğer temizliğinden sonra. Aydın Salih kitabında da yazıyor. Şöyle de göstereyim size. Çilekten yana kullanıyorum. Hem enerji verecek hem vitamin deposudur. Kayısı zaten bağırsakları çalıştıracak. Koca tabağı yiyeceğim diyeceksiniz. Evet, yiyeceğim valla. Şu an saat 8:30 falan, yiyeceğim yani. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Herkese tekrar merhaba diyeyim arkadaşlar. Sabah günaydın dedim, şimdi merhaba dedim. Saat 12:30, 1'e geliyor. Aslında ben 1'de yiyeceğim. Şöyle sebze yememi göstermek istedim. Ben dayanamıyorum. Tuzsuz salçamı da koydum. 3 gün tuzsuz besleniyorum. Önceki video, yani şimdi belirttim, sürekli belirtiyorum. Tuzsuz yediğim için dedim ki biraz da böyle değişiklik olsun. Salata yiyemiyorum sadece. Böyle bir sebze yemekle salatalı yiyorum. Aslında şimdi salata yemem gerekiyor. Sonra da sebze yemem. Ben ikisini birlikte yiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl doğru. O da benim çok açıklama yapılamamıştı. Ben ikisini birlikte tüketeceğim. Benimle birlikte yapan arkadaşlar varlar. Onlar da izliyorlar. Sıfır kan grubum benim. Bundaki süreç nasıl geçecek? Kireç temizliği. Limonlu kür yapılacak. Benim tansiyon şu an yine düşük. O da limonlu zeytinyağı içtiğim için baya. Ben ya damla damla kullanacağım, böyle artıra gideceğim. Çünkü tansiyon düşüyor. Öyle bir yöntem deneyeceğim. Greyfurt bulamadım, bulamıyorum da. Ondan sonra öğlen hiçbir şey yemiyoruz. Sadece kürler belli saatte alınıyor. Saat 4 gibi bir meyvem var. Onu da hurmadan kullanmayı belki düşünüyorum. Çünkü bu meyveleri yediğim zaman sanki böyle kötü oluyor yani. Çok az tadım yok, kabak yemiş gibi oluyorum. Hurma yiyeceğim. En idealde zaten hurmadır. Hurma alıp yiyeceğim. Zaten 2 saat sonra bir akşam yemeğim olacak.
Akşam yemeğinde de kan grubuna göre hazırlayacağım. Ah bir çiğ köfte yeseydim. Her gün çiğ köfte yemeyi özledim. Çiğ köftemi yoğurt yedim ama yemeyeceğim. Belki siyah bulgur ya da kara buğday bulursam olabilir. Şurada 2 kilom kaldı. Almayayım bu konuda benim eşim artık yeter diyor. Bayağı eriyip gitmişsin diyor. Bayağı o da fark etti yani bayağı bir fark var yani size daha göstermedim. Çünkü öyle böyle değil birkaç gün 2 haftadır bayağı bir düşüş oldu. Kilo vermemin sürecini hepsini buradan belirtiyorum. Sizlerle paylaştım. Gün gün, hafta hafta, ay ay tartı sonuçlarım. Açlığın 3 günlük açlıklara, 36 saatlik açlıklara girdiğim zaman hep bir açlık sonrası paylaşımlarım oldu. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım varlar, soracaklar. Nasıl yaptın, nasıl ettin? Ben size link atıyorum. Öyle bir şey yok yani linki böyle kafama göre yaptığım bir program değil. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diyorlar. Şimdi benim kan grubum ayrılıyor, benim yöresel yemeklerim ayrılıyor, damak tadım ayrılıyor, çocuklarım var. Kolayına nasıl kaçıyorsa ben ona göre menü hazırladım. Hiçbir zaman yasakları kullanmadım. Önemli olan zaten yasakları kullanmamak. Ondan sonra istediğiniz gibi menü oluşturabiliyorsunuz. Hiç sorun değil. Ben hep yöresel yemeklerimi yedim. Ekşili köfte yediğimi hep Ramazan ayı boyunca gördünüz. Öyle ki o beni ayakta tutuyordu. Çiğ köfte yediğimi de gördünüz. Ya demek istediğim kendi damak tadınıza göre yöresel ürünleri her şeyi tüketebilirsiniz. Ama yasaklar olmayacak. Normal diyet yapanlar 80-90 kilo olanlar kusura bakmayın da. Ya o 5 öğüne verilmiyor yani denedik ettik verilmiyor. Ya bir süre veriyorsunuz alıyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam başa döner bu sistemi yapar çok kilolar veririm. Yani öyle bir yol denen. Ondan sonra 5-10 kilosu olanlara da bir şey demiyorum yani yapan var yapan. Bir araştırırım yani önce birden başlayalım. Biri herkes yapıyor. 12, ya 12 yaşındaki çocuk eğer bu sistemi yapıp da benimle birlikte bitirdi ya. Babası mı annesi yazmıştı herhalde. Oğlum da benimle oruç tutuyor diyor. Ben şaşırdım ya 12 yaşındaki bir çocuk yapıyor, 8 yaşındaki bir çocuk yapıyor. Sizler mi yapamayacaksınız? 90 kilosunuz, ayarlıklarınıza yük biniyor. Eşin çoğu bana DM'den geliyor. Asla isim vermem. Eşlerin hakaret ettiğini, çevresinin dalga geçtiğini, kilolardan sıkıldığını, yeri geliyor bunu kadın gruplarında da görüyorum sosyal medyada. Onlar da böyle yazıyor. Eşleri dalga geçeni mi, alay edeni mi? Ya ne gerek var ya? Şu boğazımızı tutacağız arkadaşlar. Ben de yeri geldi serbest günlerimi yaptım. Burada paylaştım. Yeri geldi devam ettim. Bu sistemin benim yapma sebebim bir bulgur tüketmem. Her gün çiğ köfte sevdiğim için çiğ köfteyi rahatlıkla istediğim kadar yememdi yani öğünümde. İkincisi de ödül günleri vardı. Ödül günleri. Ödülü şimdi öyle bir sistem ki siz artık o yasakları istemiyorsunuz. Ama ödül günleri geldikten sonra diyorsunuz ki ya ben 3 günlükleri de tutuyorum ya gerek yok bu tatları yememe diye düşünüyorsunuz ve öyle yapıyorsunuz. Ben yazın günü bu sıcakta Güneydoğu sıcaklarında bir Antep sıcağında susuz kalıp aç kalabiliyorsam herkes kalır. Ya bilemiyorum ya. Gerçekten çok eşi dalga geçen var, kaynanası şey. Ben bunları çok üzülüyorum ya, çok üzülüyorum ya. Emziren annelerim geliyor. Birinci seviyeyi rahatlıkla yapabilirsiniz ben size söyleyeyim. Yani biz de yaptık. Rapor hazır, rapor veren bir anne de var. Ama kimse kefil olmuyor. Gerçekten de birinci seviye, ikinci, üçüncüyü rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir dönüşümlü de yapabilirsiniz. Hele o 80 kilo, 90 kilodaki 78 kilo hadi. 70 kilo da ya benim ayaklarım 72'yi de ağrıyordu. Ya yemin ederim ya böyle ayaklarım. Akşam vakti ben karpuz yemeği tercih ettim arkadaşlar. Sebze yemeği yemeyeceğim. Kızlarımla birlikte sofrada paylaşacağız ailece. Özellikle beyazlarını kendim için böyle dildim beyaz kısmından aldım. Sebze yemeği ve meyve ile geçirin diyorlar bugünü. Bugün bitiyor, bir günüm kaldı. Yarından sonra artık hem kan grubuma göre hem de bir serbest günüm yapacağım. Mutluyum yani bu konuda. Tuzsuz günler bitiyor. Açlık oruçlar, 3 günlük oruçlar bitti. Böyle de göstermek istedim. Bir de hayat fıstıklık da böyle. Bir de fıstıklığımı göstereyim. Kaç gündür video paylaşmıyorum. Bir haftaya yakın oldu herhalde. Vallahi Esma Beren'i de göstermek istemiyorum. Saçlarını kısık kazıttık. Şöyle göstereyim fıstıklı hayat.
Esma Beren elini sürüyor karpuza. Bugün yürüyüş de yapmadım arkadaşlar. Çünkü çok halsiz bitkinim. Özel sebepten dolayı da 58 geldim tam. Ama özel sebep de bunu etkiliyor. Bundan sonra kilom düşer mi düşer. Çünkü kan grubuna göre besleme devam edecek. Ondan sonra yani bir serbest günüm var. Bir kiloya kaybederim ya da yarım kilo kaybederim. Ya da formumu da kuruyabilirim. Bu karaciğer temizliğinden sonra enerjik olanlar da var. Benim gibi asist olanlardan da var. Karaciğer temizliği ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bir video çekeceğim. Yorumun altına düşebilirsiniz. Yorumlarda ben hepsini cevaplarım. Yeni gelenler, merak edenler. Hepsini cevaplarım. Kilomu merak edenler, kilo verme sürecimi, açlık oradalar neler yaşadınız, karaciğer temizliğini ne yaptınız diyenler, ne ettiniz diyenler. Hepsinin sorularına cevap veririm. Zorlandınız mı diyenler. Zaten her şeyi paylaştım. Birkaç günde böyle... Halsizim yani, 2 gündür halsizim ama ondan önce çok enerjiktim yani, enerjim öyle bir bomba gibiydim yani. Herhalde yan zararım oldu. Ya normal yani, açlıktan sonra normal. Esma da istiyor böyle. Evet, karpuz yiyeceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, sorularınız gelsin bakalım. Ne merak ediyorsunuz, ne diyorsunuz? Size bir gün şu an kıyafetlerim çok bol aldı. Üzerimde artık böyle tam da fiziğimi yansıtan kıyafet yok. Yeni alışverişim olacak. Onu aldıktan sonra size böyle şeyde bir fotoğraf çekeceğim. Asansör aynasında. Orası daha güzel oluyor. Bir de hoşuma gidiyor. Evde de var aynam. Oranski ayrı bir zevki var. Oradan bir görüntü size paylaşacağım. Zaten belki ileride profilime de bir resim koyabilirim. Neden olmasın, bu öncesi sonrası fotoğrafı diye koyabilirim. Onun bir ayarlamasını yapmam gerekiyor, öncesi sonrası diye. Çünkü 92 kiloyla doğuma gitmiş, şu anda 58 görmüş bir insanım. Ben yapıyorsam herkes yapar ama Ahmet Apa seviyeleriyle yapar. Bunun altını çizeyim. Hem sağlıklı hem de güzel kilo verir. Bunu da belirteyim. Şöyle de karpuzumu göstereyim. Yok sıkıntı, hayat böyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Yarın görüşürüz. Yarın yine videom gelecek. Artık her gün videolarım gelecek. Aksatmayacağım. Kendinize iyi bakın.